Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil videosundan hepinize selamlar. Bugün böyle maç sonu işime yarayacak bir build yaptım. Hep aynı buildler sıktığı için en azından birkaç perk'ü değiştireyim dedim. Hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. Bu arada Fred'e oynayacağım, zaten anlamışsınızdır. İlk perk'üm çıkış yok. Seviyesinin 1 olması biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Şimdi gençler, bu perk şu işe yarıyor. Bir kurban çıkış kapısı şalterine dokunduğu an o kapı otomatik olarak 12 saniyeliğine engelleniyor. Bu standart hali. Maç içerisinde bir kurbanı ilk kancaya asışımızda bir nişan kazanıyoruz. Yani her kurbanı birer kere astığımı düşünürseniz 4 adet nişanımız oluyor. Bu nişanların her birisi maç sonunda kapının açılmasını 6 saniye daha engelliyor. Yani 4x6'dan 24 saniye, 12 saniyede standart süresi, 36 saniye boyunca kapının açılmasını engelliyoruz. 36 saniye sonra tabii bir de kapının açılma süresi var. Yani yaklaşık olarak 50 saniyelik bir süre yaratmış oluyoruz kendimize. İkinci perk'üm hatırla beni. Bir kurbanı saplantı haline getiriyoruz. Saplantı olan kurbanın yanında 2 tane kancı oluyor. Oradan anlayabiliyoruz saplantı olduğunu. Diğer kurbanlarda olmuyor bu işaret. Saplantı kurban. Her sağlık aşaması kaybettiğinde, yani yaralandığında ya da yere düştüğünde çıkış kapılarının açılma süresi 4 saniye artıyor. Bunu en fazla 16 saniyeye kadar çıkartabiliyoruz. Yani saplantımıza 4 kere vurmayı başarırsak 16 saniye boyunca geciktireceğiz çıkış kapılarının açılmasını. Bu perk sayesinde de kapıları belli bir süre blokluyorduk, hatırlıyorsunuz ki. Maç sonu sıkıntılı anlar bekleyecek kurbanları. Ve tabii ki bu iki perk'ün yanına Efsun Ecel'den kaçış yok perk'ünü taktım. Bu perk haritadaki son jeneratör bittiği zaman çalışıyor ve bizim hareket hızımızı %4 arttırıyor. Bunun yanına Efsun totemimiz, yani yanan totemimiz kırılana kadar haritadaki bütün kurbanlara tek atabiliyoruz. Az önce saydığım iki perkle birleşince maç sonu güzel bir sürpriz yapabiliriz kurbanlara. Son perk'üme de en azından maç içerisinde biraz oyunu tutabilmek için ceza kancası yankılanan acı koydum. O da şu işe yarıyor. Maçın başında rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu kancaların haresini beyaz bir şekilde görebiliyoruz. Bir kurbanı bu beyaz kancaya astığımız zaman haritadaki en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %9 gerilemiş oluyor. Eklentilerimizde ilk eklentim prototip tırmık. Biliyorsunuz ben Freddy'yi kan havuzuyla oynamayı sevmiyorum. O hali daha güçlü, fakat genelde ben fake paletle oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu eklentide kan havuzlarını sahte paletlerle değiştiriyor ve bir kurban sahte paleti devirdiği zaman 4 saniye boyunca o kurbanın yerini görebiliyoruz. İkinci eklentimde mavi elbise iyileştirme ve tamirat beceri denemelerinin cezasını %4 arttırıyor ve iyileştirme veya tamirat beceri denemesi başarısız olduğu zaman kurbanın haresini 4 saniye boyunca görüyoruz. Evet, hadi bakalım. Freddy sevdiğimiz bir katil arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Şöyle paletlerimizi bir atalım. Ya Mikhail'acım bak da. Ohoho, tamam, zayıf halkayı mı bulduk yoksa? Ha, babayı bulduk. Oo, bir tane jam bitmiş bile. Oğlum kaç tane büyücü var lan? Şunu bir bozayım. Aa, bir dakika. Orada birini gördüm, onu görmediğimi sanıyor. Oo, bu bizim takıntılımızmış arkadaşlar. Şimdi takıntılımıza vurup saniyeyi de bir 4 saniye arttırmamız lazım. Bunlar biraz şey team ya. Hepsini devireyim kafasında olan bir team. Kanka böyle mi oynayacaksınız oyunu? O sahte canım. Bak gerizekalıya bak. Tamam, gel seni alalım. Bunlar böyle başladı ama bunlar her an satma potansiyeline sahip. Ne yapıyorsun acaba tam olarak? Beyaz kancalar daha uzakta çıkamaz mıydı ya? Ha, asamayım diye. Vallahi bu tarafta hiç beyaz kanca yok. Çok kötüyüz şu an. Neyse, maç sonu zaten. Avantajımızın olayı o. Şöyle bir şu jene doğru gidelim bakalım. Ya da fake verelim. Çünkü burada bir çakal var. Ne kadar farklı kurbanı kancaya asarsam o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü diğer çıkış yoku da tetiklemem lazım. İnşallah burada biri yoktur. Şimdi şunu beyaz kancaya götürebilir miyim şöyle? Götürürüm. Niye götüremeyeyim, değil mi? Yani beyaz kancalar çok kötü spotta bu arada şu an. O biraz sıkıntı olacak bizim için. Şu jene doğru gitsem ben nasıl olur? Merhaba. Tamam, okey, hiç sıkıntı yok. Gel seni de asalım bir kere. O palet gerçek. Ama senin bundan haberin var mı? Nasıl lan? Ben Freddy'ye karşı oynadığım zaman öyle şeyler olmuyor. O sahte be gülüm. Ya bak, çok büyük hata. Burayı satmasaydım çok daha iyi olabilirdi. Merhabalar. Gerizekalı. Tam güzel. Cloud'u bir kere daha düşürürsek hem ikinci asılışı olmuş olacak. Hem de çok güzel. Remember Me stacklerini 4 yaptık. Şunu atalım da arkadaşlar, sonradan kurbanların umuduyla oynamak için. Bir ışınlanalım oraya da. Evet, doğru görmüşüm. Merhaba. Çebekar Ember. Lan doğrusu neydi ama? Şimdi bunu da bir asalım ki arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar fazla farklı kurban asarsak. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. İnanın sormayın.
Okey, toparladık gibi. Çok kötü başladık ama dediğim gibi bunlar çok satma potansiyelli olduğu için. Oo, Çebeha Rembers merhaba. Güzel, bunun yine önümüze çıkması çok güzel oldu. Devir onu. Ya gelsene bir daha. Oğlum bak, götümde de birisi var. Çok respectledin der ki. Kayıtlara geçmesini mi duruyor onun hala? O yüzden o kadar rahat oynuyor demek ki. Şuna da geldim belki bir tane nasitek alırım diye ama. Okey. Arkadaşlar dardayım. Yani maç sonuna bir şeyler yapabilmem için biraz daha bir asmam lazım ki kurbanları. Bak Toxic'i görüyor musun Toxic'i? Seni ağlatacağım maç sonu, gel. Gerçi toksiklik değilmiş, pardon, ben bilerek yapıyor sandım. Şeyleri deviriyormuş, sahte paletleri. Özür dilerim Çebeha Rembers'cim. Ulan bu wiggle atacak ha. Oo, sattım. Vallahi sattık mı? O kadar korktum ki size anlatamam. Yani bu kadar korkabilirim yani. Bak şunda da var. Şu salak Mikaela'yı bir türlü yakalayamadım zaten. Bak. Allah'ım yarabbim, şimdi vuracağım. Ha, bu o değil ki. Bu başka Mikaela. Şu fenerliği yakalayamadım. Dolayısıyla stacklerim artmıyor şu an. Bro. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu campleyeceğiz. Çünkü maç sonu sürprizim var onlara, biliyorsunuz ki. Aha, ne oluyor lan? Okey okey, sıkıntı yok. Biraz yanlış oynadım aslında ama. Tamam, şuna da şeyi verelim. Doğru olanı nasıl buldun ya? Tamam, o yanlış, o yanlış, o yanlış. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Devir bakayım. Oğlum bu görüyor mu ya bu yanlıştı? Bir şey diyeceğim. He, sende Windows perk'ü var. Sende Windows perk'ü var. Seni aslında beyaz kanca asma mantıklı değil ama. Son asılışı olduğu için arkadaşlar kancayı boşa düşürüyor. Ama zaten maç bittiği için hiç sıkıntı yok. Hmm, şimdi şöyle bir sıkıntıları var. 3 jene kaldılar. Aynen öyle. Merhaba. Claude'cum. 3 jene kaldılar. Yalnız bir en güzel en sonam olsa var ya, ben bunları haşamat edermişim. Bu ne oğlum, bunu niye devirdiniz? Ne ara devirdiniz? Merhaba Claude'cum. Okey. Hmm, okey. Hadi bakalım. Şimdi seni şöyle bir kapı dibine açalım, asalım. Ha, ne dedim lan? Tamam. Bu öldü mü? Bu da öldü. Çok güzel. Şimdi tamam, onun yerini gördük. Noid'imiz de burada. Gel gel. Bakalım senin Noid şokundan haberin var mı? Bak, palet koydum sana. Kullanabilirsin. Ne yapıyorsun? En uzak bir yere mi kaçıyorsun yani? Lan o neymiş? Şöyle seni bir şoka uğratalım kankicim. Sen kal burada. Arkadaşın nerede acaba? Kapılar hala kapalı. Çok güzel. Vallahi bütün her yere ne varsa bastım, bütün sahte paletleri. Buraya da basam. Buraya da basam. Şöyle kapıdan da çok uzak bir yere asmış oluyoruz. Gayet güzel. Onu aldı. Tamam. Okey. Arkadaşlar minik detoneler olur bu tarz şeyler. İzlerinin gözükmediklerini falan sanıyorlar herhalde. Merhaba. Bir an dedim, bir an acaba sıçtık mı? Diğeri kapıya mı gitmiştir sizce? Yo, açamamış. Arkadaşlar bulamadım diğerini. Muhtemelen gidiyor yani, yapacak bir şey yok. Bu zaten öldü. Bu kapının son çubuğu duruyor. Buna hiç başlamamış. Hiç arıyor herhalde ya. Aha. Açtı ya. Tam bir gerizekalısın. Şimdi diğerini astım ya. Hatch de bir ihtimal oldu adam için. Hatch'e bakmaya giderken aradan kaynamış. Neyse GG. Güzeldi vallahi, maç sonu iyi zulüm ettik. Şu Mikaela 56 seviyeymiş arkadaşlar. Yeni görüyorum ben bunu. O muhtemelen elinde flash olandı. Yeşil Mori'yi gördün. Bir de gençler, bu Freddy tarzı killerlar hani düz M1 olduğu için, yani özellikleri hasar vermeye yaramadığı için, sadece normal saldırıyla hasar verebildiğiniz için genelde güçsüz olarak nitelendiriliyor. Doğru. Bunları chase'lemesi daha kolay. Fakat ben nedense bu tarz killerları oynamayı daha çok seviyorum. Hani bu Legion, Pig gibi. Çünkü Nemesis gibi, Albert Wesker gibi ilk önce hani virüs bulaştırmanız gereken böyle uğraştırıcı katiller hiç hoşuma gitmiyor benim. Evet, daha güçlüler. Bunu kabul ediyorum. Ama o tarz katillerin oynaması çok yorucu olduğu için beni Aesra yoruyor. O yüzden Freddy gibi böyle davar killerlar. Ben davar killer diyorum bunlara. Dümdüz dalıyorsunuz adamlar, anladınız mı? Bunlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, benim gibi düşünen olduğunu da zannetmiyorum çok bu konuda ama. Evet. Biraz kötü map. Niye? Spotları güçlü olan bir harita. Ama arkadaşlar ağlamak yerine ne yapıyoruz? Oynuyoruz, çıkıyoruz, çatır çutur maçımızı alıyoruz değil mi? Şimdi maça hızlı başlamam çok önemli. O zaman koşayım. Vallahi ya. Oo, bu jene direkt başlanmış. Ne yapıyorsunuz ikiz dingiller? İkiz dingiller ne yapıyorsunuz? Şimdi benim takıntılıyı da bulmam lazım arkadaşlar, biliyor musunuz? En az iki kere takıntılıyı düşürmem lazım. Ya da işte yani dört kere yaralama da olur. Aynı mantık zaten. Devir bakayım onu. Süpersin. Claudut ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir de palet camplemiş ya. Tamam, gayet güzel başladık. Flash save yiyebilirim bu arada. Bir tanesinin flashı var. Maç sonuna kadar en az iki kişiyi def etmeliyim ki arkadaşlar. Sonrasında hani maç sonu hani o bir işe yarasın yani, anladın mı? Maç sonunda şimdi dört kişi yaşayarak kalırsa maç sonu bu yüzden ne yapsın? Gariban bu build yani.
değil sanırım. Yeter ki 4 kişi de birer kere asayım en az. Ve takıntılıyı birkaç kez düşürelim. Tamam, şunu bir kıralım hemen. Oğlum bir alo! Ya... Bana hile geldi falan deme bak bak. O elim Kur'an'a basan kız gibi kaldı. Senin de belanı s**rım. Sal şunu. Bu ölüm listesine eklendi arkadaşlar. Bu kulüpte ne olacağını tahmin bile edemezsiniz şu an. Oo, iki can bitti. Okey. Tamam, hiç sıkıntı yok kuzucuğum. Gayet akıllı oynuyorsun, aferin. Sen Freddy Tırnağı diye bir şey duydun mu peki? Bak orada saçma sapan bir şey oldu elime. Tamam, olayın çok onunla alakası yok ama bir de ben adamın sesini de duyamadım. Niye? Iron Will yok. Sonuçta şey oldu. Nerflendi. Neyse, ne çok ağladık ya. Dur bakayım. Bu da bir tık Armut Clodit gibi. Ama bu spotu her türlü ben nereden dönersem döneyim yetişecek zaten. Ah! Çok büyük avantaj elde edeceğim yerde bir de Dead Art atmıyorlar mı? Ne yapıyorsun ya? Bak Allah'ım ya Rabbim, gittiği yere bak. Gittiği yere bak ya. Ne yapıyorsun? Gel şuraya, salak salak hareketler yapma. Oğlum lan gerizekalı, nereye atıyorsun? Güzel fake. Ha, bu zaten takıntımız. Bunu bir kere düşürmüştük. Şimdi bir kere daha bunu düşürürsek. Ha, bunu ben bunu düşürmüş müydüm ya? Vallahi yaşlılık zor arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani kanka, şu an nereye sövdüğünün farkındayım. Aa, sen struggle'a mı geçtin? Okey, steklerimi aldım. Hadi elveda sana. Ben bunu iki kere... Ne oldu buna ya? Ben bunu iki kere asmadım ki. Bu attempt mi denemiş? Bu ne yapmış arkadaşlar? Bir şey yapmış. İşimize geldi. Hiç sıkıntı yok. Ha, ne yapacaksın orada? Evet. Evet sayın gerizekalı. Bu var ya bu şey ya. Direkt armut plays. Yani bu mouse'u eliyle falan tutmuyor bence. Muhtemelen ayağıyla oynuyor. Ama şu an öyle bir spot buldu ki yani. Ha, oğlum ben salak mıyım ya? Bazen benim beynim duruyor. Lan sahte bu, sahte. Alo. Yani hepsi Clodit olduğu için hangisini astım, hangisine ne oldu anlamıyorum ki. Ha, onu healladılar. Tamam, oradalar hala. Enti. Hep hayalim o, biliyor musunuz? Ha, işte şimdi işin rengi değişir. Bu asmadığım Clodit mi ya? O mu bu lan, anlamıyorum ki hangisi hangisi ya. Tamam. Onu yapma bana. Bana onu yapma, penceren kapandı, farkındayım. Palete mi gideceksin? Hı, onun sahte olduğunu biliyor herhalde. Güzel fake, güzel fake. Ya bunu yapmış olamazsın. Bu kadar sakin bir oyuncu değilsin, anladın mı? Bu kadar sakin bir oyuncu değilsin, kusura bakma. Bu arada bunun ilk asılışı. Çıkış yoku 4 demiş ol... 4... Ha, alo. Çıkış yoku 4 demiş olduk yani. Ananı s**eyim, nasıl korktum. Gerizekalı ya. Yemin ediyorum sen var ya. Aptalsın anasını satayım. Neyse ki ölüyorsun. Allah'ın belası. Gel buraya. Şunu alıyor. Ne yapıyorsun? Ne oluyor şu an? Yüzüme bakmalar falan. Bak şeyi de, fırsatı da verdim almanız için. Sana fırsat mırsat yok. Allah'ın sala. Oğlum maç sonuna kalmadı bir şey. Neyse git al hadi. Hadi git al, o fırsatı veriyorum sana. Sırf build deneyeyim diye. Bak son jeni bitirdiler, gördün mü? Niye? Çünkü fırsatı ben verdim. Hmm, tamam, çıkış yoku etkinleştirdi. Merhaba. Şimdi bu ölmüş. Ben acaba dedim bunun iki falansa almaya gelir mi diye öbürünü yemleyecektim. Şu an diğerinin kapı açma ihtimali yok. O yüzden direkt hatch deneyeceğim. Hatch adağı falan atılmış mı? Atılmamış. Gudubet şansımız yanımızda olacak mı? Oldu arkadaşlar. Tabii yani elinle koy hatch'i. Sen spawn et anasını satayım. Sen belirle yerini. Tamam mı? Yetkililer de ona göre çizsin oraya hatch'i. Bu arada adamların hepsinin 2500 ile 3200 saat aralığında bir ortalaması var arkadaşlar. Saat için ve anasının götü gibi bir map geldi şu an. Gerçekten survivor'ken en şey pardon. Killer'ken en sevmediğim map ya. Şuraya palet atayım. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Görev mi yapıyorsun sen orada? Bak gitti, kancamı bozdu ya. Dwight'cım zekice bir hamle. Güzel. Bu biraz bizim İbo gibi herhalde. Çok arkasına bakmıyor. Yani şu an adama niye diss attın değil mi durduk yerde? Yan var ya dedim, onu devirip stun yersem çok fena satmış olurdum. Bu tarz küçük spotlarda asla stun yemeyin arkadaşlar. Adamın kurtulmak için başka şansı yok çünkü. Dönün, sabaha kadar dönün. Merhaba.
Zekice ama buradan başka bir şey yapamazsın. Çünkü burada yüksek bir jen de var. Güzel deneme. Yemiştim açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Şimdi nasıl bir yere girdin? Aa, adam struggle'a geçti, güzel. Eda çok kolay yedin be fake'e. Allah'ım yarabbim, sırf var ya hani ekstra animasyon olsun, tamam mı, ekstra uğraşayım. Götlük ya, başka bir şey değil yani. Tekrar şey odasına gideceksin, akıllıca, aferin. Ben de böyle oynuyorum bu haritada. Akıllı oynuyorsun şu an. Görüşürüz. Ananın ne kadar yolum var. Merhaba kanka. Hadi bakalım. Oradan geri geri yaptım ya, gerçekten geliyorum zannetti. Şimdiki planımız ne biliyor musunuz? Dwight'ı bulup bir an önce öldürmek, çünkü son asılışı olacak onun. Yani sattılar. Ya bu da çok tek taraflı bir palet ya. Tek taraflı paletler çok can sıkıyor bu oyunda. Kate'i özellikle isteme sebebim hani stackleri arttırmak, ama şu anda Kate'le uğraşamam çünkü şey olmayan yere gitti. Lan bunu niye attım? Oo. Kankacım ben de diyordum ki bir şey eksik ya. Burada hani tuzluk mu eksik? Bir şey eksik. Bunun izini kaybetmeden, artık korumalarına izin vermeden hemen indirmem lazım. Maç çünkü burada arkadaşlar. Maç. Bakın maçın anahtarı şu an bu adam. CSGO kutu açılımı gibi düşünün. Güzel de sattı. Dedardı falan var mı bakalım. Güzel. Seni şöyle yeşil moruyla evine bir yollayalım. Aslında bunu beyaz kancaya mı assaydım? Dibimde beyaz kanca vardı ama yok. Kötü olurdu. Niye son asılışı? Çünkü beyaz kanca kırılmış olurdu. Mantıksız olurdu. Merhabalar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Eda'nın önüne çıkabilir miyim buradan bilmiyorum ama. Çıktım arkadaşlar. Heal falan atıyordu. Ooo, paleti oynamayı tercih ettin. Bu palette stun yememem lazım arkadaşlar. Tamam. Yani bu tarz paletleri çok 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 geç devirmeniz... Kanka bak, öğretici yayın yaparken bir daha beni mahcup etsen öyle. Bir daha beni mahcup etsen öyle. Yani arkadaşlar siz de var ya, gülmeye yer arıyorsunuz yemin ediyorum. Yani şurada başımıza kötü bir olay gelmiş. Lupa gelince eliniz tutmuyor ama. Tamam arkadaşlar, şimdi maçın anahtarı ikinci anahtar. Bunu campliyoruz, öldürüyoruz. Son jam bitse bile en az 1 dakikalık bir kapı süremiz olduğu için Noid'le de her türlü bir kişiyi daha alıp 3 kill'le maçı bitiriyoruz. Buna trade'e girmeleri halinde sıçtık. B planımız yok. Her koyun kendi bacağından asılır deyip saldınız mı adamı oğlum? Sözü yanlış anlamışsınız. O bu değil. Bak Feng hiç asılmadı. Trade'e gelmedi, görüyor musun? Nefret ediyorum şöyle oyunculardan ya. Üşendim ya merdivenden inmeye. Şuradan atlayalım. Sahte bu, sahte sahte. Aynı senin beynin gibi. Bu palette sahte. Aynı beynin gibi. Bunlar kalabilecek mi acaba maç sonuna? Maç sonuna da çok kalamayacaklar gibi duruyor ama. Bakma bana öyle. İşlerin rengi gerçekten değişti. Kırmam ki bu paleti. Sabaha kadar döneriz. İyi fake. Bak beni benim silahımla vurdu ya. Beni benim silahımla vurdu ya. Bizim tavuğu saymazsak bana window fake atan ikinci Müslüman olarak tarihe geçti arkadaşlar. Bu maç maç sonuna kalsa yine bir şey fark etmezdi. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi yaklaşık bir 1 dakika kapıda oyalanıyorlar. Artı herkes tekliyor. Bence çok kullanışlı. Comeback için çok iyi bir build. Birkaç video öncesinde söylemiştim build videolarına başlayacağım diye. Bu da ilk build videosu olmuş oldu. Dediğim gibi önereceğiniz buildler varsa yazabilirsiniz. Neredeyse bütün katilleri prestijlediğim için bütün katil perkleri açık. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi